Cemil. Burada ne işin var? Hani dönmeyecektin? Hani gitmiştin? Biliyordum. Sözünü tutamayacağını biliyordum. Döndün değil mi? Hiçbir şey bildiğin gibi değil İffet. Yine neyin peşindesin Cemil? Ben bir şeyin peşinde falan değilim. O zaman niye döndün? Şimdi bir sürü mazeret sıralarsın. Ama ben hiçbirine inanmıyorum Cemil. Bir kere olsun sözünü tutarsın sandım. Bir kere olsun kendinden fedakarlık edersin sandım. Ama nerede? Cemil yine aynı Cemil. Biliyor musun? Hala seni seviyorum diye kendimden nefret ediyorum. Ama şu an bunların hiçbir önemi yok. Şimdi git. Bir şey mi istedin? Ha? Oğlum. Bir bardak su ver ya. Al bakalım. Sağ ol. Nasıl? Bugün biraz daha iyi misin? İyiyim çocuğum. Daha da iyi olacak benim güzel annem. Kim ne derse desin. Benim oğlum bir tane. Ah benim güzel ana. Annelerin güzeli. Hadi yat da dinlenmene bak. Anneciğim önemli de biri değil. Sen geç dinlenmene bak. Hem sen niye kalkıyorsun ki yataktan? Ne o? Şimdi sen mi hesap sormak için arıyorsun? Cemil buluşalım mı? Surların orada seni bekleyeceğim.
Cemil. Ben dün söylediklerim için özür dilerim. Annene çok üzüldüm. Ama eminim iyileşecektir. Sen anneni çok seversin, bilirim. Hep çok düşkündüm Feride teyze. Tam ana kuzusu derler ya. Cemil, bana telefonda söylemişsin ya. Seni kaybettim. Şimdi de annemi kaybediyorum diye. Ben inanıyorum. Sen anneni kaybetmeyeceksin. Kurtulacak anne. Onu bu kadar çok seven bir oğlu varken kurtulacak. Ben babasız büyüdüm İffet, biliyorsun. Annem beni tek başına adam edebilmek için uğraştı. Gerçi ben adam olmadım, o da ayrı. Ben bir seni sevdim İffet, bir de annemi. Sen gittin. O da gitmesin. Anneme bir şey olmasın. Babam bizi bırakıp gitmeseydi belki de ben böyle bir insan olmazdım, biliyor musun İffet? Bir gece eşyalarını topladı ve öylece gitti babam. Hiçbir şey söylemeden. Annem günlerce ağladı. Ben de ağlıyordum ama annemden gizli. Serde delikanlılık var ya. Annem aylarca camın önünde babamı bekledi. Şey konuşmadı. Ama babam dönmedi. Kadıncağız perişan oldu ağlamaktan. O günden sonra ben de kendi kendime yemin ettim işte. Kimseye böyle bağlanmayacağım. Kimseyi böyle sevmeyeceğim diye. Çünkü herkes gidiyor, terk ediyor. Bir daha da dönmüyor işte. O kadar canım yanıyordu ki. Bir daha kimse canımı yakamayacak dedim. Ondan sonrasını biliyorsun işte. Hayti herif, ukalan, bencil adamın teki oldum. Acı çekmeyeceğim diye kıvranırken şu an o kadar çok acı çekiyorum ki. Bunları hiç anlatmamıştın bana. Hiç böyle bahsetmemiştin kendine. Bunları bir tek sana anlatıyorum ben. Teşekkür ederim. Niye? Her şeye rağmen benim yanımda oldun. Benimle konuştuğun için İffet. Benim gitmem gerek. Tabii. Cemil. Annen kurtulacak, merak etme. Senin sevgin kurtaracak onu.
Sen de İffet'te en zor zamanlarımda benim yanımda oldunuz Feyyaz. Sağ ol. Düşünme şimdi bunları. Feride teyzeyi öp benim için, tamam mı? İffet. İyi misin sen? İyiyim. Bir şeyim yok. Sadece... Niye çıkarttın bu kolyeyi sen? Çıkarmamı istediler. Kim istedi? Onlar. Bu kolye sana o kadar yakışıyor ki. Yardım etmemi ister misin? Saçmalama, bu saatte tek başına bir yere gidemezsin. İstediğimi yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Hem sana ne? Sen benim hiçbir şeyim değilsin ki. Seni bu halde tek başına sokağın ortasında bırakmayacağım. Bırak kolumu. Bırak. Bırak beni diyorum. Boşuna uğraşma İffet. Seni eve götüreceğim. Gitmeyeceğim o eve. Nereye gideceksin peki? Serpil'lere gideceğim ben. O zaman oraya kadar beraber gideriz.
tanem Alihsan. İffet neredesin? Ben Serpil'lere geldim. Ben de seni merak ettim, sizin eve uğradım. Şu anda hala mahalledeyim. İstersen gelip seni alabilirim. Ben Serpil'de kalacağım bu gece. Keşke benimle eve gelseydin. Bana izin ver bu gece lütfen. Tamam peki İffet. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Seni kocan mı üzdü böyle? Yok. Ne alakası var? Niye böyle tek başına dışarıdasın? Üstelik içki de içmişsin. Benim hatam. Seni kimsenin üzmesine izin verme. Teşekkür ederim Cemil. Ben gideyim. Peki. Sen bilirsin. Ben anneni çok merak ettim. Ameliyatı bekliyoruz. Cemil. Ben orada olmayı çok isterdim ama. Herkes burada zaten. Bir sen yoksun işte. Gerçekten isteseydin gelirdim be İffet. Gerçi ben senin hiçbir şeyin değilim zaten. Niye geleceksin ki? Benim annemin yanına dönmem lazım. Cemil, biraz konuşabilir miyiz? Efendim Nilay. Buraya geldiğim için rahatsız olduysan hemen gidebilirim. Biliyorum, emrivaki yaptım yine.
Ama tutamadım kendimi. Feride teyzeyi çok merak ettim. Yardım ettiğin için... Yani bizim yanımızda olduğun için gerçekten sağ ol. Ama babam burada olduğunu öğrenince yine ortalığı birbirine karıştıracak. Hiç kimse bir şey diyemez. Babam dahil hiç kimse benim burada olmama karşı çıkamaz. Çünkü ben kötü bir şey yapmıyorum. Sadece Feride teyzenin yanında olmak istiyorum. Hepsi bu. Ama sen git dersen o başka tabii. Ne işi var bu kızın burada? Yani... Yardım etmeye gelmiş işte. Tabii tabii. Yardım etmeye gelmiş. Ben anlamıyorum sanki.